Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Okulu Astroloji Haber Merkezi'nin 2014 yılının ilk ayı Ocak ayı yorumlarıyla Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle beraberiz. Evet sevgili Demet, ikizler burcu için neler var? Biraz maddi ve ekonomik zorlanacakları bir aya girdiler dedim ben. Evet. Sen ne dersin? Sevgili ikizler, yıla yeni bir ayla başlıyoruz. 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 10 derecesinde yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ayın özelliği Plüton, Uranüs, Mars gibi gezegenlerin birbirlerine sert bakış yapmaları. Evet, bu nedenle de gergin ve stresli enerjiler oluşabilir. Yeni ay sizin 8. evinizde doğacak. 8. evde yine ortaklı gelirler, giderler, kredi, miras, vergiyle ilgili bazı ya da kredi, borçlarla ilgili konular, eğer ihmal edilmiş kavramlar varsa, ki Venüs'ün de retro olması, hani eskiden gelen bazı sorunların, maddi sorunların ortaya çıkabileceğini işaret edebilir. Artı beklenmedik bazı operasyonlar, sağlıkla ilgili küçük operasyonlara da sebebiyet verebilir. Dikkatli olun, küçük kazalara açıksınız. Evet. Sevgili İkizler Burcu, 1 Ocak Oğlak Burcu yeni ayında Plüton kavuşumu var. Dikkatli olmalısınız. Eğer maddi ve ekonomik olarak vergilerde ödemediğiniz bir yapı varsa, banka borçları, kredilerle ilgili sorunlar varsa çok ciddi, sizden güçlü bir otoritenin baskısı altında kalabilirsiniz. Mesela bu ne demek? Haciz yiyebilirsiniz. Banka paranızı ödemek konusunda ısrarcı davranabilir. Veya kredi kartınız kapatılabilir. Veya da ödeyemeyeceğiniz yanlış yapılmış bir hesap sebebiyle daha önce, 2-2,5 yıl önce ödeyemeyeceğiniz bir borç alacak ilişkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Zorlu bir dönemdesiniz maddi ve ekonomik olarak. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün bazı destekleri var. Evet, 2014 hep böyle geçmeyecek ama 2014'ün İlk ayı gerçekten zor. 2014 yılında aslında başınıza neler gelebileceğini daha rahat ve daha keyifli bir şekilde görebilmek için YouTube direkt Bilinç Okulu yıldaki ikizler burcu yorumuna tıklarsanız çok daha detaylı bir şekilde yılın ana etkilerini görebilirsiniz. Şimdi 16 Ocak Yengeç Burcu Dolunay'da kişisel üretim değerleriyle ilgili gene burada bir Mars-Venüs karesi var. Yine, orada da sorun var yani. Evet. Yengeç Burcu Dolunay'da 2. evde yine kendi kişisel kazançları, çalışarak elde ettikleri kazançlar, ürettikleri değerlerle ilgili alanı etkiliyor. Onun hemen öncesinde 11 Ocak'ta İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür Kova Burcu'na geçecek. Merkür'ün Kova Burcu'na geçmesi tabii onlar için biraz daha iyi, en azından enerjilerini daha iyi etkileyecektir. Ama bu 16 Ocak'taki Yengeç Burcu Dolunay'ı, 25 derece Yengeç Burcu'ndaki Dolunay, Venüs'ün Mars'ın kare olması, belki ani bir masraf veya işte gelir ve gider dengelerinde bir para kaybı. Evet. Para kaybı. Yani ülkenin şu an için yaşamış olduğu döngüleri daha önce hesaplamıştık sevgili Demet. Hala astrolojiyi falcılık olan gören arkadaşlarımız, astroloji bir bilimdir. Matematiksel sistemlerle görünür. Aslında yani ülkenin şu an içinde yaşamış olduğu döngüler içinde sizin de gelirlerinizin düşeceğini çok rahatlıkla gösteriyor. Sevgili Demet, yani şirinlik yapmaya çalışıyorsan paranız kalmayacak. Maddi ve ekonomik durumunuz kötüleşecek. Bu durumu düzeltebilmek için parasal kaynaklarınıza çok daha dikkat etmeli. Ekonomik kaynaklarınızı koruyabilmek için de çok daha temkinli olmanız lazım. Yengeç Burcu'nda Jüpiter'in desteği yalnızca Şubat başında var. Ocak ayındaki kayıplar için üzülmeye gerek yok diyorum. Devam ettiğimizde Merkür üçgen varsa 30 Ocak Kova Burcu'nda bir yeni ay var, ay sonu. Kova Burcu yeni ayı daha sevimli bir yeni ay tabii ki. Hani ay sonunda etkiler biraz daha iyileşebilir İkizler Burcu için. Belki bir seyahat gündeme gelebilir. İşleriyle ilgili, medya, yayıncılıkla ilgili konular veya hukukla ilgili bazı konular bu yeni ayda daha fazla gündemde olabilir. Akrabalarla ilgili yine iletişim artabilir. Gelin onu da önümüzdeki ay söyleyelim. Önümüzdeki ay söyleyelim. Önümüzdeki ayda söyleyecek kelime kartını. Sizi seviyoruz. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.